hayranlık uyandıran mekanlar için aradığınız her şey bir arada. Size özel tasarımlarıyla mutfak ve banyo dolapları, üstelik üretici fiyatlarıyla. Sektöre damgasını vurmuş en seçkin markaların ithal ve yerli seramikleri, duvar kağıdı, kapılar, parkeler, vitrifiye ve armatürler. Ravini Home telefon 239-0503. AK Parti Genel Başkan Yardımcısı ve Balıkesir Milletvekili Edip Uğur, Balıkesir Esnaf ve Sanatkarları Odaları Birliği'ni ziyaret etti. BESOB Başkanı Mesut Aşaner ve meslek oda başkanlarıyla bir araya gelen Uğur, çözüm sürecinden anayasaya kadar birçok konuda değerlendirmelerde bulundu. Efendim, çözüm süreci, özür süreci, işte ekonomik, anayasa, hepsi bugünlerde önemli gündem maddeleri. Türkiye'nin sivil bir anayasa ihtiyacı olduğunu belirten Uğur şöyle devam etti. 2011 seçimlerinde bütün hepsi dediler ki Türkiye'nin sivil bir anayasaya ihtiyacı var. Yani bu anayasa efendim darbelerden sonra yapılan bir anayasa olmamalı. Kurucu meclislerin hazırladığı bir anayasa olmamalı. Milletin temsilcisi, Türkiye Büyük Millet Meclisi'nin hür iradesiyle efendim demokratik bir anayasanın hazırlanması ihtiyacının olduğunu bütün siyasi partiler seçim beyannamelerinde ifade ettiler. Hepsinin seçim beyannamesi var. Cumhuriyet Halk Partisi'nin de, Milliyetçi Hareket Partisi, AK Parti biz de söyledik. Tabii seçimlerden sonra bir uzlaşma komisyonu kuruldu. Bu uzlaşma komisyonu, her parti bu uzlaşma komisyonuna üçer üye verdi. AK Parti'nin bir kişi verdi. Cumhuriyet Halk Partisi'nin grubu olan partiler. Mutabakat olursa efendim mecliste o şekilde bir anayasa değişikliği yapılır. AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Edip Uğur, hükümeti terörle teröristle karşılıklı oturup pazarlık yapmakla suçlayan muhalefete de tepki gösterdi. Obama oyun 19'unda İsrail'e girdi. 21'inde Diyarbakır'da mektup okunuyor. 22'sinde İsrail özür diliyor. 23'ünde standart plus BB artı yapıyor bizim puanımız. Yani bunu, bu bir mühendislik değil. Bu Cenab-ı Allah'ın yardımı. Ama burada hükümetin dik durması, itibarlı olması, Türkiye'nin itibarlı olması. Bakın bizim büyükelçimiz, dışişleri müsteşarımız muhatabını bir gün sonra arıyor İsrail'i. Diyor ki nedir İsrail'de durum? Vallahi diyor, üzerimizden kalktı, hafifledik, rahatladık. Özür diledikten sonra. Demek onlar da sıkıntı. Türkiye'nin gücünü biliyorlar.